Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Evet, tanımak, tanışmak çok önemli. Bir değerli konuğumuz var bugün devralem.tv stüdyolarında, Mustafa Şatıroğlu Bey. Kendisi eğitimci, kültür adamı, hayatını sosyal faaliyetlere adamış bir önemli isim. Efendim kimdir Mustafa Şatıroğlu? Şu an Devralem TV'nin programındasınız. Buyurun efendim. Devralem TV biz yıllardır izleriz. Sağ olsun izleyicilere saygılar, sevgiler sunarız bu vesileyle. Çalışmalarınızı hayranlıkla izliyoruz Sayın İsmail Beyciğim yıllardır. Ben sanmıyorum ki Türkiye'de bu derece derin bir birikimi olan belgesel bazında olsun, kültürel tarafı olsun, böyle Türk dünyası, Avrasya kuşağında bu derece çalışmalar yapan, derin araştırmalar yapan, televizyon, belgesel, dokümanter çalışmalar yapan ben bir başka şey tanımıyorum. O yüzden sizi çok çok tebrik ederim. Ben Mustafa Şatıroğlu, ben işte ifade ettiğiniz gibi asbelkader, inşaat yüksek mühendisiyim ama kültürel ve tarihe, siyasi konulara daha çok ilgi duyan bir insanım. Ve geçmişte de epey siyasi faaliyetlerle uğraştık. Ama son zamanlarda bu siyasetin yanında çeşitli işte sosyal faaliyetler, vakıflar, dernekler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında epey hizmetlerimiz, emeklerimiz oldu. Kurucusu olduğum vakıflar vesilesiyle hayli üniversite öğrencilerinin yetişmesine, onlara burs temin etmek, yurt temin etmek noktasında halen de çalışmalarımız devam etmekte. Mesela ilk kurucusu olduğum vakıflardan bir tanesi Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı, ki Türkiye'nin köklü eski vakıflarından bir tanesi. Bizim vakıf bünyesinde yetişen çok değerli siyasetçiler, fikir adamları var. Bunların ismini şu anda vermeye gerek yok ama halen bile kabinede en az 2-3 tane bakanımız mevcut. Bunun dışında daha sonra Avrasya bir vakfının yönetiminde epey hizmetlerimiz oldu. Ve bu arada İstanbul Düşünce Enstitüsü diye bir kuruluş hayata geçirdik. İstanbul Düşüncesi neden İstanbul adını taşıyor? İstanbul Düşüncesi'nin adı neden İstanbul? Çünkü bizim Türk dünyasının, İslam dünyasının kalbi aslında İstanbul'dur. Ve maalesef Türk dünyası olsun, İslam dünyası olsun, izmihlale uğradı İstanbul'la beraber. Ama tekrar canlanmak isteniyorsa, İstanbul'la birlikte canlanması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla İstanbul düşüncesi, İstanbul kültür potansiyeli bir şekilde yeniden oluşturulup hayata geçirilmesi lazım. İstanbul düşüncesi demek, İstanbul Türkçesi demek. İstanbul Türkçesi demek, güzel dilimizin en iyi şekilde kullanıldığı, konuşulduğu, yazıldığı, çizildiği bir edebi atmosfer demek. Bunun gençlerimize, kuşaklarımıza, insanımıza anlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve düşünmenin insan için en erdemli bir görev olduğuna inanıyoruz. Ve biz düşüncesiz bir hayat öbürden sayılmaz diye bir sloganımız var. Ona geleceğiz ama biz siz bunun marka tescilini de yapmışsınız. Ha, İstanbul tabii. Düşünce Enstitüsü, zira İstanbul Belde-i Tayyip'e, İstanbul Kültürler Başkenti, 8000 yıllık geçmişi olan ama her şeyden önemlisi Belde-i Tayyip'e, Allah Resulü'nün Letüftehannel Konstantiniyyeti felenimel emiru emiru erdiye başlayan İstanbul. Güzel bir şey. Evet. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Evet. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır diye övgüye mazhar olan bir şehir ve Allah Resulü'nün başta Ebu Eyyub el-Ensari olmak üzere çok sayıda sahabe-i kiramın gelip şehit oldu. İstanbul'a da güzel bir ses ve söz bırakacaksınız. İstanbul Enstitüsü'nün de Düşünce Enstitüsü yani Fikir Enstitüsü tescil etmişsiniz. Evet. Biraz daha açar mısınız? Şimdi şöyle. Hedef nedir mesela Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyurdular. İstanbul'u elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan, ne büyük kumandan askerleri, ne güzel askerlerdir. Biz şimdi onun hadisi şerifinin bugünkü boyutunun nasıl hayata geçirilmesi gerektiğini düşünmek durumundayız. Yani İstanbul fethedilecektir ama nasıl? Bence düşünce bazında da İstanbul fethedilmesi gereken bir durumla karşı karşıya. İstanbul Düşünce Enstitüsü'nün amacı da bu zaten. Yani İstanbul'u İstanbul yapan değerleri
yeniden düşünmek ve ortaya çıkarmak ve gençliğimize, topluluğumuza bunları mal etmek. Ve zaten bizim inanç sistemimizde, dinimizde, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de düşünce en önemli ibadetlerden biri olarak emrediliyor. Ve nafile senelerce yapılan bir ibadetin bir anlık düşünceye dahi denk gelemeyeceği buyurulmaktadır Resulullah Efendimiz tarafından. Dolayısıyla insanoğlu düşünmesi lazım, düşünerek. Zaten ayet-i kerimelerde de öyle değil Mustafa Bey. Evet. Tefekkür etmez misiniz? Hı-hı. Akıl edin. Evet. Ancak akıl sahiplerine evet. hitap eder. Evet. Ve evet. düşünün. Evet. Gerçekten önemli. Evet. Bu nedenle bunu biz kurumsallaştırmaya çalıştık. İslam Düşünce Enstitüsü bir kurum. Markası, tescili her şeyi olan bir kurum. Yani bu aslında kuruluşu 5 yıllık bir mazisi var. Ve biz ilk olarak Türk düşünce hayatına anayasa fikrini ortaya koyduk. Ve ilk başkanlık sistemini içeren anayasa çalışmamızı yaptık. Ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na götürdük. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bizden bu konuda ciddi bir briefing aldı. Şu anda mesela Anayasa Komisyonu Başkanı olan Sayın Hocamız Burhan Mustafa Bey, Burhan Kuzu Bey de vardı. Şu anda Mustafa Bey. Daha önce Burhan Kuzu Bey filan. Bunlar hepsi bizi dinlediler ve gerçekten bizden takdirle söz ettiler. Hatta meclis başkanımız olan Cemil Çiçek'ti. O da bizi dinledi. Ve bizim yaptığımız çalışmayı dijital ortamda bütün milletvekillerine vermek üzere rica etti. Ve biz hepsini verdik. Şimdi böyle bir düşünen bir atmosfer içerisinde bu anayasa çalışmasını yaptık. Daha sonra tabii ki İslam dünyasında Arap Baharı ile alakalı çalışmalar vesaireler de bizim epey bir faaliyetlerimiz oldu. Ve bunun dışında tabii ki biz İstanbul'da İstanbul düşünce sistematiğini nasıl geliştirebiliriz noktasında anayasa çalışmasından ilham alarak Türk dünyasının, Türk toplumunun hatta ve hatta bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu yönetim sisteminin ne olması gerektiği hususunda da epey bir çalışmalarımız oldu. Ve cumhur fikrini ilk defa ortaya atan bizim İstanbul Düşünce Enstitüsü diyebiliriz. Tabii. Sizin bir cumhur çalışmalarınız da var. Evet. Tam bugün gündemde. Evet. Onu biraz açar mısınız? Şimdi şöyle. Geçen sene biliyorsunuz 16 Nisan'da 2017'de şey yapıldı. Büyük bir halk oylaması ile birlikte Cumhur İttifakı'nın aslında temeli oluşturuldu ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın yönetim sistemi belirlendi. Bu yönetim sisteminin belirlenmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti devlet sistemi 3. evresine doğru geçti ve Allah nasip ederse 24 Haziran 2018'de de fiilen 3. Cumhuriyet başlayacak. Yani bu 1. Cumhuriyet, 2. Cumhuriyet, 3. Cumhuriyet deyince insanlar biraz olayı farklı algılayabiliyor. Hemen aleyhte propagandaya giriyorlar ve sanki Cumhuriyet'e karşıyız düşüncesiyle bize karşı durur gibi bir tavır ortaya koyuyorlar. Halbuki pekala bunu çok iyi analiz etmek gerekirse 1876'dan itibaren başlayan Osmanlı yönetim sistemindeki yeni anayasal arayışlar 1950'ye kadar muhtelif dönemlerle yeni anayasal yapımı ve Cumhuriyet sisteminin de kurulmasıyla birlikte bir süreç yaşadı. Anayasalar mesela ilk defa biliyorsunuz 1876 Anayasası, ondan sonra 1908 ikinci Meşrutiyet, peşinden 1921 Anayasası, 1923 Cumhuriyet'in kuruluşu ve 1946-50'ye kadar devam eden tek partili başkanlık hükümeti sistemine benzer bir sistem. Ama anayasa çeşitli tadilatlarla gele gele o noktaya geldi. 50'den itibaren de çok partili siyasal hayata geçtik ama bu çok partili siyasi hayatla birlikte bizim yönetim sistemimiz bize özgü bir boyut bir türlü kazanamadı. Sürekli müdahalelere açık, darbelere açık ve içeride siyasi huzuru bozan, istikrarı bir türlü yakalama imkanını vermeyen bir yapıyla gele gele işte 15 Temmuz 2016 tarihine kadar en son darbesini indirdi. Ama Allah'a şükür halkımız geçmişte yemiş olduğu darbelerin kendisine kazandırdığı ciddi bir şeyle
tepki mekanizmasıyla birlikte artık buna dur dedi ve darbe dönemi Türkiye'de 2016-15 Temmuz'da bitmiş oldu. Onunla birlikte artık Cumhurbaşkanlığı sistemi, başkanlık sistemi hayata nasıl geçirilmesi gerektiği fikri topyekun millet olarak bizim bir numaralı siyasi hedefimiz oldu. Ve 16 Nisan 2017 referandumuyla birlikte halkımız %51,5 oyla başkanlık sistemini, yani Cumhurbaşkanlığı sistemini kabul etti. Dolayısıyla bu tarihe kadar olan, devam eden, yani 50'den 2017'ye kadar devam eden 2. Cumhuriyet dönemi diyebileceğimiz dönem bitmiş oluyor. Ve 2017'den itibaren 3. Cumhuriyet dönemi başlıyor. Başlıyor ama bunun hayata geçmesi için parlamentonun değişmesi gerekiyor. Tamamıyla hükümet Cumhurbaşkanı tarafından kurulması ve bakanların kabine dışından atanması söz konusu. Bunun da yapılabilmesi için de önümüzdeki 2 ay sonra yapılacak olan 24 Haziran 2018 seçimleriyle birlikte bu hayata geçecektir. Ve bununla birlikte sadece Türkiye değil, Türk dünyası, İslam dünyası, hatta ve hatta ezilen, sömürülen dünyada kendi şahsiyetlerini, insani değerlerini bir türlü yönetim şekliyle ortaya koyamayan bütün insanlık aslında bizim bu Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini ilgiyle takip ediyor. Türkiye'de başarılı olacağına kesinlikle inanıyoruz. Başarılı olacaktır ve ondan sonra da İslam dünyasına ve bütün dünyaya örnek olacak. Efendim bu cumhur sistemi şimdi, ittifakı bu İslam düşünce mi? Şimdi 2017 seçimlerini müteakip hemen o anayasa referandumuyla birlikte ya dedi ki biz bu ittifakı, bu şuuru tabanda nasıl yerleştirebiliriz? Bu aslında ta 1991 seçimleriyle birlikte başlayan bir süreçtir Türkiye'de. Ve bu süreçte mesela biliyorsunuz 1991 seçimlerinde başta Refah Partisi olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi ve İslahatçı Demokrasi Partisi bir ittifak kurarak mesela meclise girdiler. Bu ittifakın kuruluşunda ve hayata geçmesinde hasbelkader bizim ciddi bir desteğimiz ve katkılarımız oldu. Şuradan mı? Evet, evet. Niye evet, evet, evet. Şimdi 91 yılı seçimleri. 91'de tabii. Ahmet Türkeş, Esra Erbakan'la birlikte birlikte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır sloganını, bu bir hadis-i şerif aslında. Bunu sürekli tekrar etmiştir bütün Türkiye satında. Ve çok ciddi bir ilgi gördü bu slogan. Ve hakikaten bu birlikle beraber %18 oy alarak mecliste ciddi bir ciddi bir siz o zaman görev miydi efendim sizin? Ben o zaman Tayyip Erdoğan Refah Partisi il başkanıydı. Ben iş adamı, serbest fikir, siyaset siyaset değilim ama hayır, fiilen siyaset içerisinde değildim ama diyorum ya, çeşitli vakıf, dernekler ve sosyal faaliyetler dolayısıyla sizin yani bir siyaset. O zaman yoktu ama o hadiseden hemen sonra, evet, hemen sonra rahmetli Erbakan'ın etrafındaki bir kısım güçler bu Cumhur İttifakı'nı darbe yaptılar, darbe dediler. Şu anda mesela Temel Karaoğlu'nun yaptığı gibi. O zaman da onun etrafında Şevket Kazan gibi, işte Oğuzhan Asiltürk gibi vesaire gibiler vardı. Onlar maalesef Cumhur İttifakı'nın, o zamanki Milli İttifak'ın, Kutsal İttifak'ın kurulması, yeşermesi, kökleşmesi ve müesseseleşmesi yolunda ellerinden geleni yapmaktan geri kaldılar. Ve onun üzerine ben siyasete atılmaya karar verdim. Ve birdenbire kendimizi biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanı olarak siyaset sahnesi içerisinde buluverdik. Bu ittifaktan sonra sen evet, evet, 92'de ben il başkanıydım. İl başkanıydım. 1992'de. Ne kadar sürdü il başkanlığı? 2 yıl kadar ben il başkanlığı yaptım. İl başkanlığı yaptım. Ve bu dönem içerisinde biz Tayyip Bey'le sürekli birlikte çalışıyorduk. Mesela bazı tanımış fikir alanları... Tayyip Bey o zaman Refah Partisi İl Başkanı'ydı. İl Başkanı'ydı. Tabii tabii, burada bir resim evet, olacak eğer gösterirseniz. Şu resimde. Tabii tabii. Evet. Galiba İstanbul tabii, İl Başkanı sayılır. Hayır, Tayyip Bey, Erbakan, Erbakan, Ahmetli Türkeş, ben. Şimdi biz hep bu tabloyu oluşturmaya çalıştık. Yani 25 sene önceki tablo bu. Nitekim biz, mesela ben İl Başkanıyım MHP'de. Tayyip Bey, Refah Partisi İl Başkanı. Ama biz bazı sempozyumları birlikte yapıyoruz. Mesela Türk dünyası ile ilgili bir sempozyum var. Haliyle ben Refah Partisi'ni çağırıyorum. Tayyip Bey geliyor. Birlikte konuşmalar yapıyoruz. Hatta benim kuzenim
Adalet eski bakanı İsmail Müftüoğlu da zaman zaman iştirak ederdi, oturum başkanlığını yapardı filan. Böyle bir güzel bir birliktelik oluşturmuştu. Yani Cumhur, evet. Cumhur'un şeyleri, adımları bunlar. Hatta bazı o zamanın tanınmış siyasetçileri, yazarları, fikir adamları. Mesela bana derlerdi ki ya siz niye ayrı ayrı partilerdesiniz? Yani ya Tayyip Bey MHP'de olmalı ya sen Refah Partisi'nde olmalısın. İnşallah dedim, bir gün o da olacaktırım yani tam o zamanki şeyler. Biz belgeselciyiz. Çok değerli dostumuz İstanbul'dan stüdyolarımıza teşrif etti. Belge bırakmak gerekiyor, bilgi bırakmak gerekiyor evet. Geçmişe. Evet. Ve hakikaten o dönemi evet. Hatırlıyoruz. 91 yılları tabii. Bizim yaşta olanlar hatırlıyor. Evet. Belki daha sonra dünyaya gelenler çok az hatırlar ama geçmişi unutan toplumuz. Yani bunlar belgelenmeli, belgeselleşmeli evet. Ve gelecek kuşaklara aktarılmalı. Evet, evet, evet. Şu fotoğraf evet. Çok şey ifade tabii, ediyor. Gayet tabii. Tarih bir not. Bu cumhuru siz daha da evet. Şöyle de O hadiseden sonra biz bunun üzerinde çok durduk. Hatta ben Kurultay diye bir gazete kurdum. Kurultay demek ne demek? Bütün fikir sahiplerinin bir araya gelerek bir fikri oluşturmaları ve bunu paylaşmalarıdır. Kurultay anlamı aslında cumhurun bir bakıma aksiyonel boyut kazanması demektir. Kurultay gazetesini kurdum ve bir seneden fazla ben bunu yönettim. Ve çok ciddi hizmetlerimiz oldu mesela Kurultay gazetesi olarak. Yani o zaman MHP'nin neden iktidar bulamadığını sorgulamaya başladık. Mesela rahmetli Türkeş partinin başında ben soruyorum MHP neden iktidar olamıyor? Yani çünkü Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olmadan önce Başbuğ Rahmetli ile ben konuşurken yani bu söylediği şeyler çok tarihi kelimelerdir. Evet. Dedim ki Sayın Başbuğ dedim siz dedim neden siyaset yapıyorsunuz dedim. Yani sizin amacınız ne? Evladım dedi tabii ki siyasette iktidar olmak hedeftir. Güzelim dedi nasıl olacak bu? Evladım dedi biz dedi sizi boşuna mı arayıp buralara getirdik? Biz sizin gibi milliyetçi, muhafazakar, iş adamı, işinde gücünde başarılı, kendini aşmış, kabiliyetli evlatlarımızı getirip partimizin vitrinine koyacağız ve iktidara geleceğiz. Bizim iktidar olabilme şansımız bütün partilerden fazla. Niye? Çünkü bizim tabanımız en az %65-70'lere dayanıyor. Tamam dedim o zaman. Tamam dedim. Ne güzel bir hedef. Olur efendim. Belgelerinizi kitaplaştırsanız, bu hatıraları yazsanız. Mesela o ittifak çok önemliydi. 91 yılında evet. O partilerin beraber olması çok çok önemli. Hiç bunları hatıra olarak yazmayı düşünmüyorum. Hepsi doküman olarak bende mevcut sevgili üstadım. Zaten biz gibi böyle bir tecrübeli dostumuz bizi böyle tahrik edecek ki bunları kitaplaştıralım. İnşallah yapacağız. Ama fiilen konuşmalarımda bunlardan bahsederim. Çok teşekkür ederim. Dokümanlar da bende mevcuttur. İnşallah onları bir araya getiririz. Şimdi ondan sonra geleceğim. Cumhur'a geleceğim. Şimdi bu cumhur fikri, kurultay fikri daha doğrusu. Ondan sonra cumhur fikrine dönüştü. Anayasa oylaması yapıldıktan sonra ya dedim bu cumhur fikri zaten Türkiye'de tek çözüm. Zaten biliyorsunuz Haziran seçimleri peşinden bilmem neler vesaire geldi. Tek çözüm Türkiye'nin ayağa kalkmasındaki tek çözüm Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadrolarının tabanının el ele vererek ciddi bir güç birliği yaparak ancak Türkiye'yi kurtarabilir fikrini ben hep böyle savunmaya dillendirmeye başladım. Bu da bir cumhur hareketiyle olabilir, bir cumhur ittifakı fikriyle olabilir. Hatta buna yeniden diriliş, yeniden yükseliş gözüyle de bakabiliriz. Zaten şimdi de Cumhurbaşkanımız sağ olsun bakıyoruz konuşmalarında. Cumhur demek yeniden diriliş demektir. Çünkü başka bunu ifade edecek kelime yok Türkçe'de. Yani bunu herkes böyle ifade etmek zorunda. Ve neticede cumhur ittifakını, cumhur fikrini biz konuşmaya, dillendirmeye başladık. Mesela Nisan'da referandum yapıldı ama ben 2 ay sonra yani Temmuz ayında Cumhur İttifakı fikrinin kelime anlamını Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat ederek tespit ettim. Öyle mi efendim? Evet efendim. Evet. Onu da görelim efendim. Evet. Yani şu anda cumhur kelimesi evet. Sizin. Bizim yani. Babası benim yani. Ve işin enteresan tarafını söylüyor biliyorsunuz. Patent Enstitüsü bir süreç içerisinde bu isimleri ancak tescil edebilir ki en az 8-10 ay vakit alır. Öyle bir takdiri ilahi ki tevafuk, Cumhur İttifakı'nın kanunlaştığı gün olan 7 Mart günü
bizim patent enstitüsünden onayımız geldi. Aynı gün geldi. Şu anda Cumhur. Peki evet. Ne yapacak bu Cumhur? Ne yapacak? Şimdi biz Cumhur İttifakı'nı buna nasıl destek sağlayabiliriz? Cumhur Medya olarak destek sağlayabiliriz diye düşündük. Biz Cumhur Medya olarak önce bir Cumhur Televizyonu IP sistemiyle yayına geçsin diye bir hazırlığımız var. Yakında onu inşallah yayına sokacağız. Zaten sizin de tabii bu arada bizim için destekleriniz çok çok önemlidir. İnşallah desteklerinizi alacağız. Cumhur Televizyonu olarak yayına başlayacağız. Peşinden tabii ciddi bir haber sitesi olarak yayınımızı sürdüreceğiz. Peşinden gazete olarak, televizyon, ya, radyo Cumhur vesaire. Cumhur Medya olarak Cumhur Medya olarak zaten tescilimiz var. Efendim, İsmimiz de var ve inşallah desteklerinizle de bu yayınlarımızı biz belgeselleriz ki zaten bu devralen belgesellerin en önemli özelliği bilgi paylaşılınca değer ifade ediyor. Tabii ki. Şu anda birçok kanalda şimdi vermeye çalışıyor. Bilgi paylaşıldıkça, sevgi paylaşıldıkça çoğalır. İnsanların dertleri, sıkıntıları paylaşıldıkça azalır. Dolayısıyla paylaşmak çok güzel bir şeydir. İnsanımız kendini aşarak, gönülden paylaşması lazım. Yani hem sıkıntıları paylaşmalı, hem kazançları, birikimleri paylaşmalı, hem tecrübeleri paylaşmalı ki bunlar çoğalsın, büyüsün, gelişsin ve gelecek kuşaklara bir miras olarak kalsın. Bizim hedefimiz bu olmalı bu saatten sonra. Yani niye biz boşuna geçiriyoruz? Yaştan dediğiniz var mısın? 35 mi 36 yaşında mı? Çünkü bu ülkeler 28 yaş büyüklüğü. Allah efendim. Aa, ben, gerçek. Behudar olun İsmail Bey. Allah'ın sıramıza gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hakikaten kubbede hoş sedalar bırakmak. Bakın 1800'lü yıllardan girdik. İttifaklardan söz ettik. Özellikle o 90'lı yılların başındaki işte Refah Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin o ittifakı önemliydi. Önemli noktalardı onlar. Evet. Zaten birlikten kuvvet duvar diye bir husus var. Lütfen İstanbul'dan geldiğiniz stüdyolarımıza, kütüphanemizi gezdiğiniz iktidar araştırma ve tebrik ederim gerçekten. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel birikimler var, çok güzel emekler var. İnşallah bunlardan biz de istifade edeceğiz. Ve Cumhur Medya olarak bizim başucu kaynaklarımız olacak bunlar. Bunları da biz de dinleyicilerimize, izleyicilerimize göstermekten şeref duyacağız, onur duyacağız. Ve her zaman zaten bizle birlikte olmaktan, birlikte program yapmaktan gurur duyacağız, memnuniyet duyacağız. Ben çok çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir diyor Büyük Yunus. Programımızın başında gelin tanış olalım demiştik. Tanıdık, tanıştık. Ve şimdi de diyoruz ki bilmek, bilgi ve ilk emri oku diyen bir yüce Kur'an'ın emrettiği o yüce Yaradan'ın kullarıyız. İki gün müsavi olan aldanmıştır diye buyuran Allah Resulü, ilim Çin'de olsa gidin alın diyen. Evet, bilgiye ve bilime önem verelim. Özellikle bilgi ve bilişim çağında. Tekrar şu sözlerle programımızı noktalıyoruz. İlim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Evet, kendimizi, toplumumuzu, geçmişimizi bileceğiz. Ona da vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.